Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanehu ve imi şeyni la yusebbihu bihamdi. Selamünaleyküm Hür TV izleyici ve dinleyicileri. Bir önceki dersimizde besmeleye neden her an muhtaç olduğumuzu, neden her işlerimizde besmele çekmenin önemli olduğundan bahsetmiştik. Konumuz besmele yine devam ediyor. Bugünkü dersimizde de üstadımız besmelenin sırlarından bahsediyor. Binler esrarından altısına dairdir diye başlıyor. Devamındaki açıklamada 20-30 sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmekle avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzıma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi denmektedir. Lemalarda üstadımız böyle bir ifade kullanmış. Şimdi tabii ki ilerleyen zamanlarda açıklamalarda olacak bunun. Yani biz şu şekilde soralım. Besmele'nin temeli birinci sırda şu şekilde anlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunelerini gösteren 3 sikke-i rububiyet var. Besmele'nin Rabbimizin mührünü gördüğümüz kainat, arz ve insan simasındaki tezahürünü biz açıklamaya çalışacağız inşallah. Ali abi de açıklamaları yapacak inşallah. Ali abi. Evet. Şimdi tabii ki bu sırları altı sır dedi üstad. Bizim için de bunlar açıkla açıkla çok tabii ki uzun uzun gider. Biz sadece bu sırların önemine dikkat çekmek için bu sohbetimizi yapmış olalım ve insanları birinci söze yönlendirelim. 14. lemanın ikinci makamına yönlendirelim. Evet, Cenab-ı Hakk'ın tabii ki Besmele'de dediğimiz gibi Bediüzzaman birinci sözde 14. lemanın ikinci makamında Besmele'nin sırlarına çok teferruatlı olarak indi. Hakikaten hem o özettir, aynı zamanda onun açılımı, zaten onların açılımı belki günler alacaktı. Biz burada sadece özet bir şekilde meseleyi bahsedeceğiz ve dikkatleri mutlaka birinci söze ve 14. lemaya çekeceğiz ki zihinler, akıllar oraya ne yapsın, yönelsin, okusunlar ve onlar tabii ki ruhlarında, kalplerinde daha büyük feyizler vesaireler alacaklar. Biz de belki kısaca kelime manalarını her bir sırdan, her bir sırrın ne demek istediğinin kelime manalarını vererek onları açmaya çalışacağız. Üç sikke-i rububiyet var diyor. Sikke-i rububiyet Allah'ın terbiye ediciliğinin mührü var, damgası var, imzası var. Cenab-ı Hak her şeyi idare etmesi, yaratması, sevk etmesi, beslemesi, tedbiri, terbiyesi vesaire. Rab, elhamdülillahi rabbil alemin derken bunu kastediyoruz. Allah atomları terbiye ediyor. Rububiyet sikkesi var atomda. Bir atom bu kadar işleri yapamaz. Elektronlar, nötronlar, hücreler, uzuvlar, unsurlar, yağmurlar, bitkiler, hayvanlar bu kadar harika işleri yapamazlar. Bu kadar güzel şeyleri, neticeleri veremezler. Çünkü onlar akılsız, şuursuz, gözsüz vesairedirler. O zaman burada bir rububiyet damgası var bunlarda. Yani bunları ancak terbiye eden Allah'tır. Bazen deriz ya, kim çocuğu kim terbiye ediyor değil mi? Hangi okulda okumuş, hangi eğitim almış vesaire. Oradan anlaşılıyor ki şu okulda okumuş, bunu terbiye etmiş, filanca terbiye etmiş. Dolayısıyla şu kainatta her şey muntazam ve düzgün bir şekilde yönetildiğine göre işte oradaki bir rububiyet damgası var her şeyin üstünde. Kainat ve insan simasındaki tezahürüne şimdi kısaca bakalım. Üç sike rububiyet Allah'ın her bir varlığı terbiye ve idare etmesini gösteren işaret demek yani. Sike rububiyet, sike işaret demek yani, delil demek aynı zamanda. Bir, kainat simasında nasıl görünüyor? Kainat simasında, kainat yüzünde. Bir teavün tarzında gözüküyor. Bütün varlıklar yardımlaşma içindedirler. Halbuki birbirine yardım etmek için evvela yardım istemek lazım. Sonra yardım istenilen kişi
ona cevap vermesi lazım, ona gücü olması lazım. Bulutlar yağmurların imdadına, yardımına, ondan sonra yağmurlar bitkilerin, hayvanların imdadına koşması, bu bir sikey rububiyettir yani. Kendi kendine bunları yapamazlar. Çünkü akıl yok, şuur yok, idrak yok, konuşma yok, anlaşabilme yok. O zaman nasıl oluyor bu? İşte kainat simasındaki taavun, bu yardımlaşma Bismillahirrahmanirrahim'i gösteriyor. Besmele çekiyor ki, bağlantıyı kuruyor ki her bir varlık diğerinin yardımına ne yapıyor? Koşuyor. O yardım istiyor, öbürü de onun yardımına koşabiliyor. Her ihtiyacına, her yapacağı her yardımı yapıyor. İki, tesanüt. Bir de bütün varlıklar bir tesanüt içinde. Nötronlar, elektronlar, protonlar, hücreler, uzuvlar, unsurlar. Muhteşem bir dayanışma içindedirler değil mi? Her bir varlık. Başka, teanuk, birbirine sarılma, birbirine güç verme, birbirine kuvvet verme. Tecavüp, birbirine cevap verme. İşte sikke-i kübra-i uluhiyet, yani yegane Allah olduğunu gösteren en büyük mühür ve damga bunlar. Ne? Cavun, tesanüt, teanüp, tecavüp. Bütün bu varlıkların bunları yapması, ortaya koyması, bu akılsız, şuursuz, bilgisiz, iradesiz, güçsüz, kuvvetsiz, gözsüz vesaire varlıkların bunları yapması neyi gösteriyor? Sikke-i kübra-i uluhiyeti gösteriyor. Birbirine cevap verme diyor ya. Nasıl cevap? Demin ona mı şey yaptık? Birbirine cevap veriyor. Ne istiyor? Bitkiler yağmur istiyor. Hı. Birbirine ne yapıyor? Cevap veriyor. Ya bu sefer bulutlar ona cevap veriyor. Yağmurlar bitkilere cevap veriyor. Onlara yardım ediyor. Onun şeyine koşuyor. Veya ne istiyor? Her varlık bir şey istiyor. Bir şey arzu ediyor. Bir şey talep ediyor. Onun karşılığını vermesi ona cevap olmuş olur. İki, bir de bu kainat simasında böyle. Şimdi gelelim arz simasında da besmelenin sırları gözüküyor. Nedir bu arz simasındaki sır? Bir, nebatat. İki, hayvanat. Yani bitkiler ve hayvanlarda görülen bu arzdaki muhteşem bir şey. Ne? Tedbir, teşabü, tenasüp. Yani mükemmel bir tedbir. Hayvanlar mesela çokça çoğalıp istila etmiyor her tarafı. Yakıp yıkmıyor. Böyle bir tedbir olarak gidiyor. Mesela ekolojik dengenin sağlanması neyi gösteriyor? Tedbiri gösteriyor. Bunlar birbirine tam uygun oluyorlar. Birbirine benzemekle beraber bir de aralarında bir tenasüp, bir uygunluk var. Tam zıt olan şeyler nasıl olur? Mesela tuz dediğimiz şey naacele, yani patlayıcı ve zehirleyici bir maddedir. Bu nasıl bir şey gösteriyor? Bir tenasüp, uygunluğu gösteriyor. Ateşe attığımızda tuzu patlıyor, görüyorsunuz. Hem zehirleyici hem de patlayıcı madde. Allah zehirleyici ve patlayıcı maddeyi bir araya getirerek sanayinin 14 bin işinde kullanılan tuz, naacele dediğimiz şey, kimya formülüyle ifade edilen şey. İşte burada bir tenasüp, bir uygunluk var. Keza su, iki hidrojen ve oksijenden meydana geliyor. Biri yanıcı, biri yakıcı madde. Ama ne yapıyorlar? Bunlar bir tenasüp, bir uygunluk içinde ne yanar, ne yakar su gibi. Bütün varlıkları böyle düşünebiliriz. Sanki tam tersi, her şey tam ters şeylerden yapılıyor. Bu da Allah'ın. Demek ki bunlar da besmele çekiyorlar. O sırrı yakalamışlar. Demek ki biz besmelenin sırrını yakalarsak böyle bir, başta söyleyelim, taavun, yardımlaşmaya girebiliriz. Tesanüde girebiliriz. Taanuka girebiliriz. Tecavübe, cevap vermeye girebiliriz. Tedbir, teşabüh ve tenasüp, uygunluğu. Niye bazen aramızda uygunsuz işler yapıyoruz, tam dengeli işler yapmıyoruz, birbirine yardımlaşmıyoruz, dayanaşmıyoruz? Demek ki besmeleyi tam ne yapamadık?
tam ruhumuza sindiremedik veyahut da onun gereğini sık sık çekemiyoruz besmeleyi ki o şeyi gösteremiyoruz. Kendimizi ona göre dizayn etmiyoruz yani. Başka terbiye, intizam, insicam. Evet, terbiye ediyor demiştik. Mesela Allah atomları terbiye ediyor. Bu terbiye besmeleye bakıyor. Besmele çekiyor ki o atomlar, elektronlar, nötronlar dönüyor. Atom bombasının patlamasının sebebi, atomun patlamasının sebebi ona terbiyesizlik yaptırmalarıdır elektron nötronlarına. Şaşırtıyorlar, yörüngelerinden yani çıkarıyorlar. İşte bu kadar atomlar, sayısız atomlar var kainatta, hiçbir patlama, hiçbir yörüngelerinden çıkma olmuyor. O zaman muhteşem bir terbiye var. O zaman besmele çekiyorlar. O zaman biz de kendimizi, nefsimizi ve çoluk çocuğumuzu terbiye etmek için besmeleyi ne yapmamız lazım? Okumamız, anlamamız, özümsememiz, benimsememiz, birinci sözü vesaire ve besmeleyi sık sık çekmemiz lazım ki o terbiye dairesinde ne yapalım? Kalabilirim. Ki o varlıklarda böyle arz simasında böyle terbiye, tenasüp, uygunluk vesaire varsa elbette biz de işlerimizde, fiillerimizde, münasebetlerimizde, birbirine karşı olan şeylerimizde böylece ne yapmış oluruz? Ona girmiş oluruz. Başka ne var? İntizam var. Her şeyde bir düzgünlük, düzen var mı? İnsicam var. Her şeyde bir de bir tutarlılık var. Demek ki bunlar besmelenin sırlarında, yeryüzünde her şeyi besmele çekiyor. Besmele çektiğine göre tutarlı, insicamlı, intizamlı. O zaman biz de besmeleyi anlayarak, kabul ederek çekersek, okursak o zaman biz de tutarlı oluruz hareketlerimizde, davranışlarımızda, fiillerimizde ve birbirine olan münasebetlerimizde. İnsan simasında nasıl görünüyor besmelenin sırrı? Ne demiştik? Kainat simasında, arz, dünya simasında, şimdi üç, insan simasında. Letaif-i refet, yani şefkat ve merhametin güzellikleri. İnsanın simasında görünüyor mu? Gözleriyle mesela ne kadar merhametle bakarsa, ne kadar şefkatle bakarsa, ne kadar yüz ifadeleri de mi güzel olur? Besmele'nin sırrı onda yansırsa o zaman o şefkat şeyi ne yapabilir? Sonsuz şefkat ve merhametin güzellikleri orada okunabilir insanın siması. Başka? Dekaiki şefkat, şefkatin incelikleri insan simasında görülüyor değil mi? Ne kadar insan merhametli, şefkatli. Elinden kolundan anlaşılmaz değil mi merhametli olduğu? İnsanın bacağından merhametli, şefkatli olduğu bacağından anlaşılmaz yani o güzellikte. Aynı adamın uzvu ama neresinden anlaşılır? Simadan anlaşılır değil mi? Tebessüm ettiği, merhametli olduğu şey olduğu. Başka üç, şuunatı merhameti ilahiye. İlahi merhametinin eserleri olan bütün bu işlerde nerede? İnsan simasındaki bu işlerde. Ne işler var Allah'ın, ne şuunatı var? Görmemizi yaratıyor değil mi? İşitmemizi, tadı almamızı, koku almamızı vesaire. Bütün bunlar simamızda görünen güzel şeylerdir, rahmet yönleridir. Böylece sikke-i ulyayı rahimiyet görünüyor yani. Rahmetin her şeyi kuşatan, Allah'ı gösteren yüce bir damga olmuş oluyor böylece. Bu uluhiyetinde, bu kübra-i uluhiyet demişti yukarıda. Sikke-i kübra-i uluhiyet. İnsan simasındaysa sikke-i ulyayı rahimiyet. Her şeyi kuşatan daha geniş. Çünkü insan kainatla bağlantılı öyle mi? İnsan kainatın küçük bir örneği ya, bir numunesi ya. Böylece ulya, her şeyi kuşatan rahmeti o bağlantılarından da ne yapılıyor? Anlaşılmış oluyor. Şimdi bu vesileyle vallahi layıkasında Sabri abinin bir şeyi var. Besmele ile bir tespiti var. Onu da aktaralım. Hele birinci sözde besmelenin derece-i ehemmiyeti ve sureti timsaliyesi şayan-ı takdir ve hayrettir.
öteden beri yani besmelede, besmelenin güzellikleri birinci sözde nasıl yansımış yani? Hayretimizi çekecek güzellikler, incelikler, sırlar ve değil mi? Daha önce biz nereden bilecektik ki bütün varlıklar besmele çekiyor? Nereden bilecektik? Atomlar besmele çekiyor, bitkiler besmele çekiyor, bütün varlıklar bu besmeleden bir güç, kuvvet kazanıyor. Biz bunu nereden biliyorduk? Bilmiyorduk. Sadece öyle besmeleyi çekiyorduk. Ama ne kadar sırlar, ne kadar incelikler, ne kadar güzellikler, ne kadar bağlantılar, kainattaki bütün varlıklarla, unsurlarla nasıl bir bağlantılar kurulduğunu böylece besmele şeyden, birinci sözden anlıyoruz. Yani dolayısıyla besmele birinci sözün derece-i ehemmiyeti, öneminin derecesi ve suret-i timsaliyesi şayan-ı takdir, çok takdir çekicidir ve hayretimizi çekiyor. Öteden beri her kitabın iptidasında besmele, yani eskiden beri bütün alimler her kitabı yazmaya başlarken başlangıcı da evvela besmele çekerler, yazılı olarak da. Nasıl şimdi biz vaazlar vesaire besmele çeker, sonrası yapar, biz de derslerimize başlıyoruz. Eskiden beri kitabın yazılışında başlangıcında besmele, sonra hamdele. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin diye şey yapıyoruz, Allah'a hamd etmek. Sonra selvele, sonra Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'a salavat getirme. Her kitabın başında İslam alimlerinin yaptığı bir usul, bir kaidedir bu. Besmele, hamdele, selvele. Zikri vücubu hoca efendilerimiz tarafından beyan edilmişse de, yani bunları çekmek vaciptir, farzdır, mutlaka lazımdır diye beyan ettilerse de hoca efendilerimiz, bu gibi nefsi iskat edecek, yani nefsi düşürecek, susturacak bir temsil, ikna edecek bir temsil, bir şeyi belirgin özellikleriyle yansıtma, simgelemeye temsil deniyor. Yani bir örnek, güzel bir meseleyi anlamak için, kavramak için. Bir temsil işitilmediğinden bu derece zihinde takarrur etmesi, yerleşmesi ve tekerrür etmemişti. Yani odaklanmamıştı besmeleye. Şimdiye kadar evet hocalarımız, alimlerimiz besmeleden bahsettiler. Mesela Elmalı Hamdi Yazır birinci söz tefsirine başlarken besmeleden başlıyor ve besmele hakkında 150 sayfa. Şimdi biraz daha özetlenmiş vesaire. O da bilmem ne yapılmış ondan sonra. 150 sayfada besmelenin teknik vesaire boyutlarından izah ediyor. Çok güzel böyle teknik bilgiler vesaireler var ama birinci sözdeki kadar insana feyiz veren, ufuk açan, düşünceler yapan, iman derecesini yükselten, varlıkların hallerini, Cenab-ı Hakk'ın o besmelede sakladığı sırları, güzellikleri bu derecesinde ortaya ne yapamamışlar? Koyamamışlar diğer alimler. Ve zihnimize yerleştirememişler. Bediüzzaman bir temsille, bir misalle, bir örnekle herkesin anlayacağı, çocukların da, alimlerin de anlayacağı tarzda. Mesela şeyi okuyamaz, anlayamaz da. Elmalı Hamdi Yazır'ın besmele hakkında yaptığı tefsiri çok sıkılır insanlar. Okuma yazma bilen, alimler bile ne yapar bundan? Sıkılırlar. Ama birinci söz öyle analojilerle, öyle güzel şeylerle, hikayelerle anlatıyor ki hem alimi anlıyor, hem onu zevkle okuyor, hem o örnekleme, hem de zihninde açtığı, duygularında açtığı, kalbinde açtığı bu inşirah ve rahat ve huzur ona güzel şeyler ne yapıyor? Vermiş oluyor. Şu temsil, besmele sözü olan birinci sözde ne kadar musib, ne kadar isabetli ve manidar olduğunu insan olan takdir eder. Evet, bütün bu sırların açılımları, manaları, boyutları daha ayrıntılı olarak birinci sözde herkes kendi okuyarak onlardan istifade edebilir. 14. Lema'nın 2. makamında yer alır. Bu sırlara ulaşmak için mutlaka birinci sözü anlayarak ve kabul ederek okumalı ve müzakere ve mütalaa etmemiz lazım. İşte bizim yaptığımız gibi.
daha önce besmeleye nasıl bakıyorduk, şimdi bunu müzakere ve mütalasından sonra besmeleyi nasıl çekiyoruz ve ona nasıl bakıyoruz ve ne kadar derin manaları ve ne kadar derin sırları, ne kadar büyük bir güç ve kuvvet, bitmez tükenmez bir bereket kaynağı olduğunu anlamış oluyoruz. Mesela tıpkı tıbbın, ameliyatın, matematiğin, mühendisliğin, astronominin, psikolojinin, yani ruhiyatın, sosyolojinin, içtimaiyatın vesaire vesaire gibi bu ilimlerin sırlarına ulaşmak için okumak lazım, araştırmak lazım, müzakere mütalaa etmek lazım. Okulda, derslerde müzakere mütalaa ediyorlar değil mi öğretim üyeleri, öğretmenler vesaire? Onu gözlemlemek lazım, tefekkür etmek lazım ve mutlaka mütalaa etmek gerekiyor değil mi? Kafadan herkes bedava bir ben tıbbı çok seviyorum, ben doktorluğu seviyorum demekle doktor olmuyor yani insan. O zaman besmeleyi de ben besmeleyi çekiyorum, ediyorum demekle o besmelenin gücünü elde edemez. Sırrına ne yapamaz, ulaşamaz. Onun bitmez tükenmez olan kuvvetine ne ulaşamaz. Dolayısıyla Müslümanlar ne var ki daha çoğu halen 1500 sene, 700 sene, 1000 sene, 1500 sene ki önceki eserlere takılıp kalmışlar. Halbuki teknoloji savaşların ok, kalkan, yayla yapıldığı dönemde yazılan tefsirler, eserler ancak teknik ve teknolojileri, birikimleri ok ve kalkanın birikimi, tekniği, teknolojisi, gücü kadardır. Halbuki şimdi değil mi? Kıtalar arası füzeler gönderiliyor. O zaman dinsizlikten, imansızlıktan gelen, felsefelerden gelen suallerin de cevabını verebilmek ve imanımızı muhafaza edebilmek için eski zamanın eserlerin değil, evet onlar güzel eserlerdirler, kaynak eserdirler, temel eserdirler, uzmanları, ihtisas sahipleri onları alsın, okusun, araştırsın ama bizim ihtiyacımıza cevap veremezler. Tıpkı İbn Sina'nın yazdığı kitaplar gibi 300'e yakın kitap yazmış. El-Havi isimli yazmış olduğu tıp kitabı 600 sene Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuş ve halen de büyük bir tıp, bir uzman, bir felsefeci, başka dallarda da bir şey olarak kabul ediliyor. 30 tıpta 30'a yakın buluş yapmış, yeni buluşlar yapmış tıpta insanın şeyinde ve yüzlerce de tıp cihazı geliştirmiştir. Şimdi biz İbn Sina'nın ortaya koyduğu buluşlarla, keşiflerle, tıp ve şeylerle mi muayene oluyoruz, tedavi oluyoruz, o cihazlarla mı ameliyat oluyoruz ve şey hastalıklarımızı teşhis edip tedavi ediyoruz ve onun ilaçlarını mı kullanıyoruz? Hayır, tıp artık değil mi aldı gitti başına. Dolayısıyla Müslümanlar kendilerini yenilemelidir. İbn Sina zamanında yazılan bir tefsir, bir kitap aynen İbn Sina'nın şeyi kadardır. Tıp bilgisinin şeyidir yani. Benzeri, eşidir, benzeridir. Dolayısıyla kendimizi de ne yapmamız, yenilememiz gerekiyor. Fen ve sosyal bilim. Efendim. Tamam, 1,5 dakikada bağlayacağım. Fen ve sosyal bilimlerdeki yenilikler, gelişmeler ve inkişafları manevi ilimlere taşıyamamışlardır Müslümanlar. İşte Risale-i Nur bunu yaptı. Yeni bir bakış, fen, sosyal, manevi ilimler açısından yeni bir bakış geçiriyor. Risale-i Nur başta iman esaslarını, İslam şartlarını bütün alt başlıklarıyla, ahlakı, ukubatı bütün boyutlarıyla, yani ahirete dair meseleleri bütün yönleriyle, Kur'an ve sünnet-i seniyenin bu zamandaki içtimai, siyasi, ölçü, prensipleri ve bütün manevi boyutlarıyla Kur'an perspektifinden ele almış, ortaya koymuş. Evet, Bediüzzaman eşyaya, hayata, Kur'an'ın bahsettiği bütün meselelere, sünnet-i seniyenin bahsettiği ve bu zamandaki insanın ihtiyaç duyduğu bütün meselelere Risale-i Nur'da tecdit etmiş, yenilemiş. İşte tıpkı besmelede, besmeleyi de yenilemiş değil mi? Yeni bir bakış açısı, yeni sırlar, yeni hakikatler, yeni güzellikler, yeni bakış açıları, yeni şeyler ne yapmış oradan? Çıkarmış olduğu.